Şimdi bir diğer doğumsal anomali ile devam edelim. Ön kol kemiklerinin kısa olması veya olmaması ile ilgili çıkan durum. Evet, bunun bizim tıp literatüründe kullandığımız ismi de club hand veya çomak el diye Türkçeleştirmişler. Ne kadar tam karşılığı emin değilim ama ön kolumuzda iki tane uzun kemik var bizim dirsekle el bileği arasında. Evet. Bunlardan bir tanesi radius, diğeri de ulna kemikleri. Her ikisinin de olamayabileceği veya kısmi olarak geliştiği durumlar oluyor. Genellikle tam agenezi, yani o kemiğin bir tanesinin tam olmaması daha az görülüyor. Genellikle o kemiğin kısalıkla, çeşitli boyutlardaki kısalıklarıyla karşımıza çıkıyor. Öyle olunca da uzun olan kemik, kısa olan kemik tarafına doğru eğrilmeye başlıyor. Dolayısıyla eğri bir kola Eğri dönüşüyor bir kola çocuğun kolu. dönüşüyor. Evet. Böyle bir fonksiyonla karşı karşıyayız. Ve bunların da tipleri var. O kısa kemiğin, az gelişmiş kemiğin uzunluğuna bağlı. Deformite ne kadar o kemik kısaysa veya yoksa o kadar ağırlaşıyor. Tedavileri de ona göre farklılaşıyor tabii ki. Peki sağ kol sol kol olması ya da uzunluk kısalık farkına göre tedavi planınız değişiyor mu hocam? Vallahi sağ kol sol kol diye şey olmuyor. Genellikle evet, iki kolda birden de görülebiliyor bu problemler. Ama daha büyük çoğunluğu tek taraflı görülüyor. Tek taraflı görünenler zaten dominant elini Diğer otomatikman ele diğer veriyor. eline veriyor. Onun için hani problem sağ tarafında, sol kol tamamen problemsiz, işte biz bunu yapalım, adam işte eliyle iş tutacak, kalemle yazacak, şudur budur. Genellikle onların hepsi solak oluyor. Onun için yani dominansı nedeniyle özellikle tercih ettiğimiz bir Değil. yöntem yok. Her ikisine de sanki dominant el olacakmış gibi bir tedaviye Yaklaşıyorsunuz. yaklaşıyoruz. Ama tabii ki o kemiğin eksikliğini tamamen gidermek diye bir şey söz konusu olmadığı için tamamen normal değil, normal ile daha yardımcı bir el aslında biz ortaya koymaya veya ameliyatla yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız bu. Peki hocam buna tek yol protez miydi? Akla mı geliyor? Protez değil. Zaten protez bir tedavi seçeneği değil bunda. Protezi biz ancak uzunluğu olmayan, hiç olmayan bir kısmen şeyde belki bir seçenek olarak sunabiliriz ama çocukluğundan itibaren böyle yaşayan, psikolojik olarak bunun eksikliğini, ezikliğini yaşamamış bireylerde neredeyse bu bile şey yapılmıyor, önerilmiyor. Çünkü protezler genellikle duyudan yoksun, fonksiyon kapasiteleri kısıtlı olduğu için hastalar veya çocuklar bir şekilde o kısa kolları da kullanmayı öğreniyorlar. Öğreniyorlar değil mi? Ama erişkin çağda tabii ki uzun iki kola sahip, normal iki boyutta kola sahip olup da evet, o protezi eğer hareketliyse fonksiyon için kullanabilen çocuklar da öneriliyor. Ama şeyin tedavisi farklı. Bu clubhand dediğimiz veya çomak el dediğimiz şeyin problemi farklı, Nasıl? problemlerde tedavi farklı. Bunlarda şunu yapıyoruz. Birincisi, o eğri kemiği düzeltebiliyor muyuz veya ne kadar düzeltmemiz gerekiyor, ona bağlı problemler. Bunlar işte dışarıdan koyduğumuz bazı metal çubuklar vasıtasıyla kemiğin içine yerleştiğimiz, yavaş yavaş o kemiği düzeltici bazı şeyler de olabiliyor. Ama bir süreç gerektiriyor Bir galiba, değil süreç mi bu? gerekiyor, uzunca bir süreç gerektiriyor. Bu süreçte, daha doğrusu bizim ameliyat ettiğimiz anda çocuğun etkilenmiş yumuşak dokuları da tabii ki bizim ameliyatımızı veya ameliyat planımızı etkiliyor. El bileğinde dönmeler varsa genellikle o dönmüş el bileği kısa tarafa doğru yumuşak dokular da uyum sağlayarak kısalıyorlar ve sertleşiyorlar. O yumuşak dokuları tekrar bizim elin nötr pozisyona getirebilecek hale getirecek şekilde serbestleştirmemiz gerekiyor. Bazen tendon transferi veya kiriş transferi dediğimiz şeyler yapmamız gerekiyor. Tendon transferi de şu: bazı fonksiyonlarını yapan tendonlarını o işlevi hiç bulunmayan veya çok çok zayıf bulunan hareketleri replase etmek için kullanıyoruz. Ama bunda tabii ki genel prensip şu: transfer için kullandığımız örneğin bir el bileği büktürücü kirişi ise mutlaka diğer kirişin normal fonksiyonda olması lazım. Yani biz bir fonksiyon alırken öbürünü kaybetmesini istemiyoruz.
küçük bir miktar belki azalma olabilir. Ama o küçük azalmayla biz daha büyük bir eksikliği eğer kapatacaksak, telafi edeceksek böyle bir yola giriyoruz.